Yurttaş Postası'na hoş geldiniz. 24 Haziran seçimleri sona erdi. Bu hafta sıklıkla bu sonuçlar değerlendiriliyor. Biz de sahadan bir uzmanla, Ulaş Tol'la biraz bu hem sonuçları sosyoloji üzerinden, yani sadece sonuçlar istatistikler üzerinden değil, nasıl bir sosyolojiye evriliyoruz veya evrildik onu konuşalım istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi böyle teker teker aslında ayrıntılara gireceğiz ama önce bir genel değerlendirmeyle başlasak. Hı hı. Yani sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani genel böyle seçim süreci üzerine düşündüğümde aslında çok alıştığımız bir süreç yaşadık. Yani şöyle ben kendi yaşadıklarım üzerinden söyleyeyim. Mesela bir araştırmacı da olduğum için seçim başlar, kampanyalar vesaire falan, bir dizi anketler yayınlanmaya başlanır. Benim kendi seküler sosyal çevremden telefonlar almaya başlarım. İşte ne oluyor bu anketler, doğru mu, yüksek çıkmıyor mu karşı taraf falan diye. Söylerim, ya ama şöyle böyle falan der, inanılmaz kapatırlar. Sonra bir coşku olur, işte sahaya çıkılır falan. Geliyoruz, bu sefer bitti bilmem ne falan. O coşkuda tekrar bir telefonlar gelir. Değişti mi anketler diye. Yok değişmedi derim. Ondan sonra tekrar bir tartışırız. Ve bir kendi istedikleri sonuçlar çıkmayınca gerilim olur. Devam eder. Seçim günü gelir. Sandıkları korumalıyız heyecanı olur. Hile oldu bilmem ne falan sonuçlar çıkar. Önce hile vurgusu, sandıkları koruyamadık şeyi çıkar. Ondan sonra da kendi yine aynı çevre için söyleyeyim, yorgun demokrat gibi parçalar konarak devam eder. Yani böyle bir süreç hep oluyordu. Bu sefer de biraz ona benzer bir süre oldu. Biraz daha farklı miting alanlarının büyük yani şeyi miydi? Yani hani böyle belki biraz daha eklenen oydu galiba. O yüzden şey de hani şaşırma veya işte kabullenememe de daha yüksek olduğu gibi. Evet, bir mahalleyi toparlama. Mahallede toparlanma havası vardı sol için. Onun belki yarattığı bir şey olabilir. Bir de ilginç aslında değerlendirmeleri de özetleyen sözü İnce isteyerek ya da istemeyerek söylemiş oldu. Adam kazandı dedi. Şimdi bu aslında daha fazla bir şey söylediğimi çok bilmiyoruz ama ondan daha fazla bir şey de anlatıyor. Yani yan cümleleriyle birlikte konuşacak olursak adam yine kazandı diyor ya da adam kazanıyor diyor. Adam biz İyi çalıştık, işte dediğiniz gibi daha coşkulu bir seçim süreci yaşadık ama yine kazandı gibi cümleler kuruyor. Burada ilginç bir şey aslında yenilgiyi bir kabullenme haliyle neredeyse çok uzun zamandır ilk kez karşılaşıyoruz. Yani 2015 senedir seçimler bu dediğim şekilde gidiyor muhalefet için ama her seferinde bir yenilgiyi kabullenmeme hali, bunun bir geçicilik olduğu hali ile karşılaşıyorduk. Bu sefer artık biraz daha yani 15 yılın da sonunda adam kazandı cümlesiyle bir şey yani bizim daha köklü bir değişiklik yapmamız gerekir başka bir sonuç elde etmek için gibi bir hissiyat oluştuğunu düşünüyorum. Buna karşın hani değerlendirmelere baktığınızda şimdi iki taraf yani hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi olmasından da kaynaklı herkes başarılı olduğunu söyledi. Bir ilginç nokta da o. Bir yandan herkesin kaybettiği, bir yandan herkesin kazandığı. Herkesin kaybettiği bir tarafı var, herkesin de kazandığı bir tarafı var. Belki hani Bahçeli hariç. O kesin kazandı. O kesin kazandı. Değerlendirmelerde genelde kim kazandı, kim kaybetti diye yapılıyor ya. Bir de buna şey eklemek lazım. Kim sonuçlardan memnun? Bununla birlikte düşünerek gidecek olursak, bir kere hem kazanan hem de memnun olan aslında MHP. Üstelik de oy oranını değiştirmediği halde. Hatta Haziran 2015 seçimiyle karşılaştırırsak AK Parti oylarını düşürdüğü zaman MHP yükselmişti. Bu sefer o olmadı. Yani bir oy oranı olarak. MHP'yle ilgili şaşırtıcı şey sanırım hani daha önce anketlerde görünmüyor olması. Hı hı. Ama hani anketlerde görünmüyor olsa bile aslında hani herkes bir şekilde bu milliyetçi ortamın hani MHP'nin oylarını düşürmeyeceğini bir şekilde de hissediyordu. Ama sadece herhalde bu çok konuşulmadı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, şimdi partilerde genelde yani büyük partilerde CHP'de ve AK Parti'de parti içi küskünler ya da çok böyle gönül rızasıyla kalben oy vermeyen bir kitle her zaman oluyor. Fakat bu kitle genellikle oy vereceği bir başka parti gönül rahatlığıyla bulamadığı için dönüp dolaşıp tekrar CHP oy veriyor. Mesela Aleviler CHP'ye yıllardır böyle verir.
bir daha asla vermeyeceğim der ama gider yine verir. AK Parti'de de son yıllarda bu oran yükselmeye başlamıştı. Bunun en büyük sonucunu Haziran 2015'te görmüştük ve oradaki kayıp yakın bir oranda MHP'de bir yükseliş yaşamıştı. %11'lerden 17'lere gelmişti. Dolayısıyla böyle bir AK Parti oy kaybettiğinde MHP'de yükselme her zaman oluyor. Çünkü AK Partili seçmen eğer kendi partisine kızsa bile gönül rahatlığıyla öv verebileceği bir başka parti çok kendine yakın görmüyor. Şimdi İyi Parti diye bir... Aslında hani bu AK Partili seçmenden öte hani İslamcı tabanın milliyetçi tabanlı olan bir eski şeyi var. Hani evet. Eski bir kavgası diyelim hatta işte eski yıllarda bir kan dökme meselesi de var Metin Yüksel hikayesi. O yüzden yakınlaşması çok kolay olmuyordu. Hı hı. Ama bu son 5-6 yıllık süreçte AK Parti'nin de milliyetçilik anlamındaki şeyi, hani değişimi, belki de o eski ayrı kampta gibi duranları birleştirmiş oldu. Evet, bu tarafı da vardır elbette ama şu da var. Yani 90'larda MHP bir ara yine %17'ye gelmişti. Ne zaman Kürt sorunu çatışmalı bir rotaya girse MHP'de oylar yükseliyor zaten. Ve o %17'lik yani o en hani üst noktaya geldiği zamanlarda olduğunu da düşünürsek bunu kabaca üçe bölsek şöyle bir milliyetçi profil var MHP'de. Bir daha liberal seküler bir milliyetçi kesimi var MHP tabanında. Bir milliyetçi olup da muhafazakar özellikleri de olan kesimi var. Bir de muhafazakar olup milliyetçi yana olan bir kesim de var. Şimdi bu bir de MHP her zaman MHP tabanı iktidar seven bir tabandır. Bir dize hani İkbal politikaların nedeniyle de daha genç bir tabandır. Teşkilatlanması güçlüdür ve iktidarda olmayı hem yerel yönetim seçimlerinde hem genel seçimlerinde bir şekilde seven, isteyen bir tabandır. AK Parti güçlendiği yıllarda özellikle muhafazakar tarafı daha önde olan milliyetçilerin AK Parti'ye kaydığını gördük. Bunu nasıl söyleyebiliyoruz? Mesela hani AK Parti'nin, MHP'nin AK Parti'den önce çok güçlü olduğu Yozgat gibi bir ile bakın. Orada AK Parti yıllardır çok yüksek oy oranları tutturan bir parti. Ama mesela Haziran ve bu seçime baktığımızda MHP orada bir çıkış tekrar yakalıyor. Yani AK Parti'ye giden MHP oylarından tekrar kendisine gelen oylar oluyor. Dengeyi değiştiren bir faktör de İyi Parti oldu. Umulduğu kadar oy MHP'den alamadı. AK Parti'den umulduğuna göre çok çok az oy alabildi. Ama şunu gördük, o üç kesime ayıracak olursak yine liberal seküler olan milliyetçi tabandan İYİ Parti'ye oy kayışı olduğunu gördük. Dolayısıyla şöyle yorumlayabiliriz. MHP oylarını korudu demek yanlış olur. Oylarını değiştirdi demek belki daha doğru. Yani %11 civarındaki oy oranını koruyor ama bunun bir %40-50'si neredeyse İYİ Parti'ye gitmişken AK Parti'den de bir kaybettiği oranı geri alan bir sonuç yakalamış durumda. Cumhurbaşkanının oylarının AK Parti'nin oylarından olan farkı, hani yüksekliği aslında o MHP'nin de Cumhurbaşkanlığındaki desteğini gösteriyor bir yandan. Hani oylarını kaybetti derken şimdi iki tarafta aslında bir yandan birbirlerini desteklediklerini de söylüyorlar. Hı hı. Ama bir yandan da biz hani öbür tarafa destek attık diyorlar. Yani hani biz... Bu mesela referandumda geçen sene daha eşik yüksekti. Yani o zaman hani MHP'ye oy verenlerin kime oy verdiğine baktığımızda referandum evet ya da hayır diye baktığımızda hayır çok yüksek çıkıyordu. Şimdi onlar tabii MHP'nin dışına çıktılar. Şimdi mesela baksak geçişkenlik daha fazla. Bu yani o aslında ittifak daha yeni yeni kuruluyor diyebiliriz. Sosyolojik anlamda da biz araştırmalarda seçmen oy verdiği partiyi de sorar ve ona göre karşılaştırmalar yaparız. Kültürel özellikleri itibariyle MHP'nin önemli bir kısmı yer yer CHP'liye çok yakın çıkardı. Şimdi sanırım o da biraz değişiyor. AK Parti ve MHP oy verenleri birbirine daha yakın bir sosyolojik background'a sahip olmaya bu başladı diyebiliriz. Bu biraz da işte beka siyaseti dediğimiz, evet, yani devletin devamlılığı konusunun çok tartışılıyor olması.
Ama yani bunu hem sosyolojik olarak hem de siyasi anlamda hani düşünürsek aslında birbirine de hem yakın ama aslında bir yandan da uzak olabilecek şeyler. Yani işte mesela sınır ötesi konularda ya da Kürt meselesi konusunda birbirine yakın ama devlet yönetimi anlamında AK Parti ne olursa olsun daha liberal bir yerde. Hani bu değişmeyeceğinin anlamına gelmez ama değişebilir. Fakat hani Cumhurbaşkanının seçimden önceki vaatlerinde daha hani yine liberal bir politikaya yaslanacağının işaretleri vardı. Ya yani bu anlamda mesela bu yakınlaşma önümüzdeki dönem için bir handikap gibi de görünüyor mu? Evet, zaten bu memnuniyetsizlik meselesinde o da var. Yani MHP'nin, Bahçeli'nin memnuniyeti AK Parti'nin kendilerine mecburiyetinin devam etmek durumunda kalması. Yoksa oysa olarak bir başarısı yok. Ama milletvekili çoğunluğunu elde edemediği için AK Parti kısmen de olsa bir mecburiyeti devam ediyor MHP'ye. Ve bu milliyetçi politikaların politikasının devam ettirilmesi anlamında kendi istediklerinin hala iktidarın temel rengini vereceği gibi denge denetleme derken esas bunu kastettiğini düşünüyorum gösteriyor. Tersine Erdoğan da aslında başardı başkan olmak oldu. Fakat o düzeyde yani bu başarının ki hani öyle referandumdaki gibi sınırda bir başarı da olmadı. Görece rahat bir başarı oldu. Fakat o başarının getirdiği bir coşkuyu görmüyoruz. Onda da yine bu mecburiyet halinin ve daha kendi politikalarını daha rahatça yapmasının önünde bir engel kalmış olmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Peki AK Parti açısından düşündüğümüzde şimdi işte küskünler meselesi vardı. Bir yandan da şimdi hani o kadar kayıp olmadığı düşünülüyor. Biraz kayıp var ama hani MHP'ye en azından giden oylar olduğunu biliyoruz. Şöyle bir şey vardı. Hani işte bunlar farkında değiller. Sadece kendi kanallarını izliyorlar ve o yüzden de hani işte şikayetleri yok ya da ülkenin durumuyla ilgili genel konular, eğitim başta olmak üzere bir şikayetleri yok gibi bakılıyordu. Ama hani seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde ki aslında 3-4 dönemdir hem seçimden hemen önce işte tamam şimdi bir araya gelme vakti, şimdi eleştiri yok. Seçim bittikten sonra da tamam bitti artık şunu istemiyoruz, bunu istemiyoruz deniliyor ama sonra bırakılıyor. Bu yani sonuçta bu eleştirileri veya durumu bildiklerini görüyoruz yani değerlendirmelerde ama buna rağmen bir oy verme hali var ve bunu da mesela işte sürekli şeye hani muhalefetin tavrıyla yorumlanıyor. Böyle bir tarafı da var tabii. Ama bu mesela acaba hani bütün kutuplaşma meselelerini de düşünürsek sadece muhalefetin tavrıyla mı ilgili? Ya biraz yani büyük oranda ilgili olduğunu ben de düşünüyorum. Çünkü özellikle hani şey bu tür durumlarda böyle bir kutuplaştırıcı siyasete eşlik etmesi muhalefetinde işte güç gösterileri vesaire falan o coşkulu hal aslında bu tarafta farklı duyuluyor. Yani şöyle bir şey var. O demin yenilgi meselesini konuşurken biz aslında yenilmeyi çok ve yarışmayı bilmeyen bir toplumuz. Yani şimdi Dünya Kupası var mesela, yakında finallere doğru gidiliyor. Orada izleyin, büyük takımlar kaybettiklerinde futbolcular şöyle bir durur, biraz kafasını, elini götürür, sonra da gider. Bizim takımımız olsa orada ya hakeme bir müdahale eder, ya diğer futbolcuyla uğraşır, olmadı kendi seyircisiyle uğraşır. Çünkü bizimki savaşmaya gidiyor oraya. Şimdi olayı böyle alınca da bu tür kolay, yani kendi mahallesindeki sorunları olsa bile orayı terk etmek kolay olmuyor. Diğer tarafta yine olayı bir yarış değil savaşa çevirdiğinde, savaş olursa sorunlar erteleniyor ve içe kapanma tekrar artıyor. Bir bunun etkili olduğunu düşünüyorum. İkincisi de bu soruyu çokça soruyorlar bize, yani şey işte sahada rahatsız olanlar yok mu? Var, hatta bazı yine hem ekonomiyle hem kültürel sorularda AK Partili seçmenle diğer seçmenin çok yakınlaştığı konular oluyor. Eğitim başta olmak üzere herhalde. Başta olmak üzere. Yani mesela eğitimle ilgili hem gençler hem aileler AK Partili seçmenler çok rahatsız. Aynı diğerleri gibi. Fakat olay oy vermeye verdiğinde ben de şu soru soruyorum. Kime versin? Yani kendisini
partinin bir anlamda yaşam hakkını tanıyacağı bir parti görmüyor karşısında. Şöyle düşünüyor bizim seçmenimiz. Şimdi diğer taraf biz hesap soracağız. Geleceğiz ve işte suçluları yargıya çıkaracağız dediğinde suçun bireyselliği diye bir şey tanımadığı için de bu benden hesap soracak. Bana yaşam hakkı tanımayacak ya, diye muhalefet okuyor. Bir yandan aslında hem yani işte yaşam tarzına veya işte onlara hani bir güvence sözü verirken ama bir yandan da işte sahip oldukları siyaset anlamında bir yıkım politikası da izledi. Bu ikisi ikisi yani diyelim ki öbürünün verdiği güvenceyi öbür yıkımla ilgili yani şunu alacağız bunu kapatacağız hikayeleri biraz öyle sonuçlandı. Kendine alıyor onu yani sorumlulara değil bu bana gelecek diye ve belki imtiyazlarını kaybedeceğini düşünüyor. Bir de bu seçim döneminde bir işte hani kendi mahallesini toparlaması açısından İnce'nin yaptığı mitingler, özellikle büyük şehirlerde yaptığı mitingler bir coşku yarattı. Ve belki hani %25 bandındayken CHP %30 almasına da yol açtı ama AK Partililerde ve AK Parti'ye oy verme konusunda şüpheleri olan seçmende de tersine duygular da yarattı. Yani oradaki gövde gösterisi, işte kimi miting alanından görüntüler, sonrasından görüntüler vesaire falan bir tekrardan kutuplaşma duygularını güçlendirici şeyler yarattı. Yani siyasilerin daha ılımlı, sözünü kestim ama siz siyasilerin bir şekilde daha ılımlı ama aslında tabanın kim kesiminin daha sert yine eski söylemleri sürdürdüğü bir seçim kampanyası. Aynen öyle. Belki bu kadar devasa mitingler yapılmasa, sosyal medya daha etkin kullanılırsa daha iyi sonuçlar alınabilir. Mesela şu olumluydu, hiç gidilmeyen, CHP'nin daha önce hiç gitmediği yerlere de gitmesi, İnce'nin ve seslenmesi, ziyaretler yapması bunlar olumluydu. Ama bunları bir güç gösterisine dönüştürme tekrar eski şeyleri çağrıştırıyor. Keza kullandığı dil ve yani daha böyle karşı tarafı tanıyan bir üslubu olması çalışıyor. Ben yine toplumun şunlara değer verdiğini çok görüyorum. Doğal ve samimi çıkışları her zaman tepki veriyor. Her şeye karşı Demirtaş'ı mesela başka parti seçmenleri de çok sevdiler. Özellikle Haziran öncesi dönemdeki kampanyada. Keşke hani bizim partimizde olsa diyen çok seçmene rastlamıştım. Oradaki de mesela o samimiyet ve doğallık ve karşı tarafı rencide etmeyen yaklaşım ilgi görmüştü. Biraz İnce de onu yapmaya çalıştı. Fakat sevmediği toplumun bir şey var. Taklidi çok sevmiyor toplum. Yani mesela işte milliyetçilikse milliyetçiliği MHP'de olsun MHP istiyor. Varken, hani aslı yani varken, Varken niye taklidine gideyim diyor. Ya da mesela şimdi Saadet Partisi Haziran'da aldığı oyu bile tutturamadı. Niye? Çünkü daha liberal bir çizgiye oturdu. Liberal bir Müslüman parti varken niye yenisini destekleyeyim dediğini düşünüyorum ben toplumun. O yüzden bu samimiyet, doğallık ve taklit olma halinin belirleyici olabildiğini düşünüyorum kampanyanın. Şimdi HDP ve Kürt seçmeni açısını da hani konuşacağız ama bu sosyal medya demişken aslında sosyal medya bir anlamda hani işte oradan kampanya yapmak etkili gibi görünüyor ama orasının bir yandan sokağın aynası olmadığı söyleniyor. Yani, ama çünkü orada aslında kamplaşma daha sert yaşanıyor. İlginç olan o. Yani ben mesela bu seçim sonuçlarında şunu yani kahvede veya işte otobüste, minibüste insanların seçim sonuçlarını daha kolay tartıştığını gözlemledim. Hı-hı. Yani mesela işte AK Partili komşunun diğer komşuya hani böyle daha esprili bir şekilde seslenerek konuştuğunu veya öbürünün... Bu özellikle Kürt illerinde çok daha rahat oluyor mesela. Ama mesela sosyal medyada daha eğitimli kesimin aslında sokaktan da daha sert bir şekilde konuştuğunu veya bunu işte yine de çok hani... kutuplaşmayı besleyecek şekilde tartıştığını gördük. Hı hı. Bu anlamda hani sosyal medya daha etkili olur muydu? Şöyle, sosyal medyayı kullanmayı bilmiyor siyaset bana kalırsa. Sosyal medya geleneksel medya gibi kullanıyor. Ve de orada şöyle bir şey var, biz sosyal medya araştırmalarında da görüyoruz. Çok echo chamber'lar var. Yani diyelim ki seküler bir camia, sadece seküler camiaya konuşuyor. Kendi kendine konuşuyor. Dolayısıyla o söylediğiniz kahvedeki karşılaşmalar sosyal medyada olamıyor. Onun olabileceği kanallar yaratılmıyor.
Ne oluyor? Yine aynı mitingdeki gövde gösterileri gibi hashtag gösterileri oluyor. Karşılaşmalar olmadığı ve ithamlarda sert olduğu için dışarıdaki şey buraya da benzer şekilde yansıyor. Benim hani daha etkin kullanılabilirdi dediğim işte reklam kampanyaları, viraller. İyi Parti bu anlamda iyiydi ama mesela oylarını etkilemedi bir yandan. Hani etkileyip etkilemediğini bilmiyoruz tabii. Yani sonuçta %10 bir oy aldı ilk kez seçime giren. Ya bu genç kesimden mesela ne kadar oy aldı aslında ortaya çıkınca belki de o zaman evet, ama sosyal hani, medyayı anlamış olacağız yani etkisini. Başlamadan şeye bakıyordum. Hı. Mesela en çok oy aldı ve MHP'yi den esas oy kopardığı iller Burdur, Isparta, Antalya, Çanakkale, Muğla, Denizli gibi iller. Tersine çok MHP'nin daha şey olduğu iller, İYİ Parti'ye kaptırmadığı illerde Yozgat, Iğdır, Kırıkkale, Kayseri, Niğde gibi iller. Bu aslında şeyi gösteriyor. Yani o sosyal medya da daha erişebildiği belki hani kesimlerin olduğu illerde etkili de olmuş gibi görünüyor. Evet. Ama daha muhafazakar milliyetçi tabanda başka sahipler de var. Oraya henüz İYİ Parti'nin pek etki edemediği ve görece hani şimdi %10'u almış bir parti başarısız diyoruz. Niye? Çünkü çok daha yüksek bekleniyordu. İşte hiçbir zaman %20'lerin üstünde aslında bir oy oranı olduğunu ben araştırmalarda görmedim ama öyle varsayılıyordu. Biraz anketlerde de gövde gösterisinde. Evet, evet. Ondan hani çok düşükmüş gibi görünüyor ama sonuçta zaten MHP ile topladığınızda %21 ediyor. %21 bir milliyetçi oyun yani çok daha yüksek oranlara varmasını beklemiyoruz. Şimdi bunun için daha yarısını almış. Daha erken ama Akşener'e kadın lardan bir farklı kimlikteki kadınlardan bir teveccüh olabileceğiyle ilgili de yorumlar yapılıyor. Ya ben böyle işte bazı gözlemlerim oldu bu konuda. Yani çok farklı kadınların işte bir de kadın adayı destekleyelim gibi bir şey. Yani bu tabii oy oranlarını etkilememiş olabilir ama hani böyle ben sanmıyorum. Bizim yani hiçbir zaman araştırmalarda kadın adaya kadınların daha yüksek verme eğilimine rastlamış değiliz. Kaldı ki yani Akşener de çok toplumsal cinsiyet rolleri açısından kadın bir kadın olduğu söylenebilir. Zaten toplumsal cinsiyet açısından değerlendirdiğimizde özellikle CHP'nin meclise soktuğu vekil sayısından baktığımızda çok İYİ Parti'nin kadın, de 3 kadın evet, falan. Çok az yani. Evet. Şimdi böyle bu daha genel bir şey sormak istiyorum. Yani hani bu sonuçta seçimler veya işte bir partiyi seçmek uzun yani Türkiye'de genelde eskiden rıza üzerinden yani rıza kavramı veya işte sevgiyle ilgili bir şey hani bağlılıkla ilgili bir kavramlar üzerinden kullanılıyordu. Ama son seçimlerin hani bu kutuplaşmayı da konuşursak aslında hani anahtar kelimeler değişti. Yani hani öfke, işte nefret, korku. Hani bu partilerle kurulan ilişki ötekine duyulan hani kendi partisiyle bir bağ değil de öteki partilerle veya siyasetle tabii kurduğu ilişki üzerinden şekilleniyor oy verme. Mecburiyetten biraz, oylar çok arttı mesela. Bunu mesela nasıl değerlendiriyoruz? Hem sosyolojik olarak hem evet, siyasi açıdan. Orada tabii kimlik yani kimlik eksenli Türkiye'de siyaset. Seçmen araştırmaları literatürü yurt dışında. Mesela şunlara bakar. Sosyoekonomik düzey nasıl etkiliyor? Eğitim nasıl etkiliyor, yaş nasıl etkiliyor gibi demografik değişkenlere, bazı başka kültürel değişkenlere göre bakarak bakar. Bizde ise kimlik her şeyi etkiliyor. Mesela yine hani iyi bir kampanya olduğu söyleniyor İnce'nin kampanyasında ama biz orada şunları hatırlamıyoruz. Bu eğitim konusunda eğitim hani demin söyledik her seçmenin çok sorunlu hissettiği bir alan. Ne öneriyor, nasıl çözecek bunu çok bilemiyoruz. Çok genel geçer bazı şeyler ya da ekonomik kriz olduğu artık herkesce neredeyse söyleniyor. Bir kriz var. Buna ilişkin nasıl bir çözüm var? Bu yok ortada. Böyle olunca herkes tabii istikrar ve kendi kimliğini korumayı vaat eden tarafa yöneliyor. Çünkü karşı taraf yani şeyi bile görüyorum ben. Mesela hani daha böyle orta üst sınıf, belki iş adamı, işte daha bu şirketlerde çalışan yöneticilerde ya tamam biz hani CHP, MHP gelsin istiyoruz da ya gelirse ne olacağı da bir o kadar da belli değil duygusunu yaşayanlar var. Çünkü görmüyorsunuz hakikaten öyle bir yani bizde şu oluyor biz kaybediyoruz çünkü lider iyi işte adam kazandı diyor. İyi bir lider çıkarırsak biraz iyi konuşursa hatip olursa vesaire olaylar çözülür
diye mantığıyla bakılıyor, kurtarıcı. Ama onun nasıl bir yeni proje olduğunu göremiyoruz. Bunu karşı taraftaki küskünler de göremeyince yine bildiği istikrarı temsil eden yolu tercih ediyor. Ya da işte ötekinden korkmayı, kendi seçmeninin ötekinden korkmasını sağlayan siyaset belirleyici oluyor bir yandan. Tabii yani, çünkü yani o bedeli belki göze alabilir. Hani bize eğitimde sorunlarımızı çözecek olsa, ekonomiyle ilgili bir doğru ya da yanlış bir makul bir şeyi olsa, Kürt sorununa ilişkin bir tarafları ikna edebileceğine yönelik bir şey görsek, ışık görsek, bir çözüme yönelik bir ışık görsek, belki hani o zaman kimliğe rağmen bu bedeli ödeyebilir. Yani kimliğinle ilgili riski alabilir. Ama bunlar da olmayınca neden alsın? Yani zaten hani daha iyi bir şeyi vaat etmiyor diye düşünüyor. O ışığı görmeyince de bu sefer evet, yani bir de bu var, bir de kazara hani benim de yüzümden karşı taraf şey yaparsa bu sefer kimliğimle ilgili de sorunlar yaşayacağım diye düşünerek tekrar küstüğü halde belki mecburiyete kendi mahallesine geri dönüyor. Peki yani son olarak da HDP'nin oylarına gelirsek, bir yandan işte MHP ve AK Parti'nin o çok oy aldığı ve Kürt sorunu yok dediği bir partiler bunlar, işte oy aldı. Bir yandan da işte Güneydoğu'da MHP'ye oylar artmış. Ki şöyle açıklama var, bir yandan işte CHP'nin HDP'ye barajı açtırttığı söyleniyor. Hatta işte şunu bilen Kürtler HDP'ye oy vermedi de deniliyor. Bütün bunların arasında aslında sonuçta rakamlar da ortada, giden hani sayılar belli. HDP'nin oylarından başlayarak yani Kürt seçmen nasıl bir siyaset izledi? Şimdi birkaç soru var sorunuzun içinde. Şuradan başlayayım. Bir kere hani Kürt HDP oylarının %10 civarındaki kısmı HDP oyu. Bu hepsi Kürt demiyorum ama HDP'li oyu. Bu değişmiyor artık, onu gördük. HDP'nin de bir şekilde artık Türk siyasetinde veya sosyolojisinde bir karşılığının olduğunu artık gösteriyor. Çok düşük de olsa, o %10'un belki hani %1'lik kısmıdır o. Ama bir %10 her seçimde HDP'ye oy verecek bir kesim var. Bunun üstüne koyuyor ya da koyamıyor HDP. İşte Haziran seçiminde 3,5 civarında koydu. Bunun yarısı Kürt, çoğunluğu Kürt, bir kısmı da Türkiye'den, Türk solundan gelen oylardı. Şimdi de öyle oldu aslında. Yani bir %10'luk Kürt oyunu, HDP'li oyunu korudu. Onun dışında CHP'den batıda işte birçok ilde HDP oylarının arttığını, Kasım seçimine göre arttığını Kürt illeri haricinde görüyoruz. Oralarda görüyoruz. Öyle bir şey, oy geldi. Peki metropoldeki Kürtlerin olma ihtimali yok mu yani mesela bu oylarda? Şimdi il bazında yine bu tür böyle kopyalar alma imkanı var. Sadece o olmadığı görülüyor. Yani çünkü işte 63 il falan söyleniyor herhalde HDP'nin oyunun arttığı, Kürt ili olmayan. Yani oralarda Kürt yok ya da çok az. Ondan yola çıkarak söyleyebiliriz ama o yine hani %1,5'luk civarında bir oyu bahsediyoruz. Yani insanların çevresinde çok olunca bu çok kişi vermiş gibi algılanıyor ama çok büyük bir oran değil. Bir oradan başlayayım. İkincisi, sözünü kesiyorum ama bir taktiksel oy meselesi bütün herhalde partilerde var. HDP'nin de tabii Kürtlerden de İnce'ye oy veren, hani Demirtaş'a vermeyen, evet. Hatta CHP'ye bu sefer oy veren Kürtler olduğunu gördük. O tür şeyler var. Yani şunu zaten bilemiyoruz. Genel seçimle Cumhurbaşkanı seçimi ayrı ayrı yapılsaydı ne olurdu? Mesela orada ilginç bir şey söyleyeyim. Ben AK Parti'nin oyunun daha da düşük olacağını tahmin ediyorum öyle bir durum olsaydı. Çünkü şöyle bir şey oluyor. İki şey oluyor. Bir hale etkisi dediğimiz, yani bir tarafta Erdoğan'a vermişken diğer tarafta elinin gidip bir başka şeye vermesi zor birinin. Dolayısıyla Erdoğan'a oy verme eğilimi AK Parti'yi de 42'sinde en azından tutuyor. İkincisi de sandığa gitme çok belirleyici. Yine Kürt oylarında da o var, onu söyleyeceğim. Belki gidip oy vermeyecek bir AK Partili, yani şöyle oluyor parti küskünleri, gidip karşı tarafa oy vermiyor belki ama sandığa gitmiyor. Geçersiz oy atıyor ve tepkisini öyle gösteriyor. Belki bu olacaktı, daha yüksek oranda olacaktı ama sandığa gitmişken partisine de oy verdi. Şimdi aynı şey Kürtlerde de olabiliyor. Mesela Haziran seçiminde katılım daha yüksekti. %87'lere varan Kürt oylarında, illerinde bir katılım vardı. Kasım'da bu düştü, referandumda düştü, şimdi de düşük.
Yani seçime katılım çok yüksek Türkiye'de diye hep konuşuluyor ama Kürt dillerinde o kadar yüksek değil. Dolayısıyla bir HDP'li seçmendeki ümitsizlik zaman zaman seçimin bir çözüm getirmeyeceğine dair inancı beraberinde taşımasıyla sandığa gitmemeye neden olabiliyor. Ben HDP'deki en büyük kaybın burada olduğunu düşünüyorum. Ama ilginç bir şey var bu sefer bölgede. Sadece HDP oy kaybetmedi. Yani HDP genelde sıfır toplam oyun olurdu. HDP oy kaybederse AK Parti artırır, AK Parti kaybederse HDP artırırdı. Şimdi AK Parti de artıramadı. Yani HDP artırdı ama AK Parti ya artırmadı ya azalttı kimi illerde. Bu neden oldu? Bir başka partiler de oyuna girdi. Başta işte MHP. MHP'nin bir yükselen oyu var. Sayıya vurduğunuzda çok büyük bir sayı değil bu. Çünkü zaten çok dipte rakamlardan bahsediyoruz. İki katına çıksa bile sayıca çok büyük rakamları oluşturmuyor. Fakat AK Parti'nin kaybının MHP'ye gittiğini bölgede görüyoruz. Bu orada bir %10-15 civarında Kürt nüfusun yoğun olduğu illeri konuşursak, Türk varsa, Arap varsa büyük oranda onlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Ama elbette tabii bir miktar Kürt oyları da oluyor olabilir. CHP'ye geçmişe göre yine az da olsa bir eğilim var. Ve HDP oyları da çok büyük oranlarda azalmış değil. Hani bir azalma var ama yine de belirleyici bir şekilde. Belirleyici bir azalmadan bahsedemeyiz. Genel fotoğraf böyle ama Kürt illerindeki oyları yorumlarken bu sandığa gitme gitmemeyi iyi analiz etmek gerekiyor. Ve sayılarla karşılaştırmalara yapmak gerekiyor. Başka ilginç bir şey mesela bu seçimde o kadar yüksek değil galiba ama Kasım'da ve referandumda geçersiz oy oranları çok yüksekti. Yani Türkiye genelindeki geçersiz oy oranlarının 3 katı, 4 katı geçersiz oy oranı vardı bölgede. Yani sandığa gitmemeyi tercih etmeyip gidip orada geçersiz yani herhangi birini seçmeme eğiliminde yine karşılaşabildiğimiz bir eğilim. Dolayısıyla bunlarla birlikte düşünmek gerekiyor. Öyle düşünürsek ben HDP'nin büyük bir kaybı olduğunu düşünmüyorum. En azından şöyle değil, HDP kaybetti de AK Parti kazanıyor değil. Mesela yine referandumla Cumhurbaşkanlığı seçimini karşılaştırırsak, referandumdan oldukça daha düşük çıktı aslında Cumhurbaşkanlığı oyları bölgede. Ya da daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle karşılaştırırsak yine bir kayıp var AK Parti cephesinde, Erdoğan cephesinde. Yani bir yandan aslında hem ümitsizlik var ama bir yandan da aslında hani çözümün de burada olduğu, mecliste olduğuyla da ilgili bir genel fotoğraf var belki diyebiliriz. Evet, en azından bir Türkiye genelinde %10'u sağlayacak, HDP'nin meclise girmesini sağlayacak bir miktar Kürt siyasette seçimi görüyor. Ve hani görece düşük olsa bile Türkiye'de yine katılım aslında yani birçok başka ülkeye göre karşılaştığında %80'lerde, 83'lerde, 85'lerin olduğu iller var Kürt illerinde de yine çok yüksek. Peki son bir şey daha sorayım. Şimdi sonuçta bir muhalefet tarafında bir yandan işte İnce bir gün sonra çıktı, işte açıklama yaptı, o açıklaması da kabul gördü ama bir yandan CHP'de işler işte karıştı, parti içi muhalefet. Ama ben hani siyasi olarak da sosyolojik olarak sahada gençlik araştırmaları başta olmak üzere bir sürü araştırma yapmış ve yapacak olan birisi olarak hani bu AK Parti'nin ya kazanan MHP AK Parti'nin kendi tabanlarını da düşünürsek yani işte Türkiye bir şekilde bir yandan hani toplum olamayan bir şekilde devam ediyor. Bir yandan da işte gündelik hayatta da halen böyle büyük bir çatışmanın yaşanmadığı çok şükür bir ülke. Bundan sonrası için ne öngörüyorsunuz? Ya bu zor bir soru tabii. Yani değişim çok hızlı olmuyor Türkiye'de, onu sadece söyleyebiliriz. Aslında kentleşme çok hızlı oldu. Ama ona paralel bir kentleşme olmadı. Yani kente göç çok hızlı oldu ama ona paralel bir kentleşme olmadı. Kentte kırsal, geleneksel hayat devam etti. Ama kentleşme ve refah arttıkça toplumlaşma yolunda da adımlar olduğunu görüyoruz. Yani hala kuyruğa girmekte zorlanan bir toplumuz. Bunlar ama zamanla daha iyiye doğru gidiyor. Öyle oldukça da bu yarışmayı savaşma olarak görme ruh halinden çıkılacağını ben umuyorum. Fakat hani şeyse muhalefet açısından bakacaksak bu yani biz toplumla bağ kuramıyoruz, nerede bağ kuramıyoruz sorusunu sormadıkça olayı hep kendinde değil dışsal nedenlerde aradıkça hep bir tekrarı oluyor
sonraki seçimlerde olayın. Biraz oraya dönüp kendi mahallesini toparlamış olabilir bu kampanyalar ama karşı mahalleyi de etkileyebilecek sadece dil, üslup değil, ikna edici bir gelecek ve yaşam tahayyülleri, projeleri sunmadıkça çok değişeceğini sanmıyorum. Demin konuştuğumuz nedenden o zaman kolay olan kimliğe kaçma geçerli olacak. Zaten hani hem Kürt sorunundan kaynaklı hem Suriye meselesi, Avrupa Birliği süreci birçok nedenden dolayı bir yükselen milliyetçi atmosfer var. Kimliğe kaçmayı kolaylaştıran. Bundan ders almadıkça bunun devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü şey kolay bir şey değil. Yani şunu görmek lazım. Bir kesim partisinden rahatsız olabilir. Çok ciddi eleştirileri de olabilir ama bu gidip seçimde ona oy vermeyeceği anlamına gelmiyor. O kırılma kolay olmuyor. Yani eleştiri düzeyinden oy vermemeye geçiş arasındaki yolculuk da başka dinamiklerin girmesi, iyi alternatiflerin çıkması gerekiyor. Bu da sadece liderlik ve hitap yeteneğiyle sınırlı kalmaması gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yurttaş Postası'nın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.